Abi hakikaten cemiyette nurgulgan fikirler ve mesela hayat nispeten nurgulgan bir türküm insanların karayımız ki hayati dünyaya onun zinnetleriyle başçılap kirip gitken. Yani bir türküm insanların karayımız ki tamamen uzak bu nimetin, dünyanın, hayati dünyanın mesela. Bizim İslamımız bu hayat kakanda karaydı. Bu temada ilgirki derslerimizde biraz kısıkış bazı işaretle ben belgen. Bugün buna da toxtalmaqçı olğanda bir halqlıq yani yuqarıqınınki davam şekilde bir nesini yani oturup koymaq. İslam dini insan hayatını, kımmetini alıqışlıqandık. Başka bir kays bir felsefe olsun, kays bir din olsun, ya nezriye olsun, İslam olsun, insan hayatı o kadar ehmiyet belgen yok. O kadar bu insan hayatını yüksek makam kötüyün yok. Mesela Kur'an-ı Kerim karab çıkılan olsak, Kur'an-ı Kerim bir insanı öldürüp etkenlikle bütün insanların öldürüp etkenliklerin oranındaki cinayet oldu deyip tesvirli. Hiçbir kanunda bunda iş yok da? Yok. Dünya tasavvuru yok. Kim bu işe katmezler? Bir yer nefsendir, mümin diken kendini işletmedi. Kur'an-ı Kerim'de men katale nefsen bir canlı öttesir. Bir ademli öttesir. Edim öttemepti o. Ya zımında komünistler okşar, ya tacavuzlar okşar, ya muslimlik okşar, cinayet sadır kılmaktı. Üzün şüvelen boğan, ya normal yaşavatkan, ya başkalar ziyar yetküzmegen bir insan ne? Kim bu işten katil nezer? Kaysa akide oluştan kaydı nezer. Bir insanını öttürüverse bu bütün insaniyet zulüm kıygan kokşaydı. Bütün insaniyet yok atkan kokşaydı da bu nezriyeni öttürüp koydu. Halbuki bir insanın cenin kutkısı var Allah ne? Ve men ahyaha. Kim bu işten kaydı nezer? Cinayet sadır kılmıgan, katıllık kılmıgan, müstemlik kılmıgan, başkalar zulüm kılmıgan. Normal bir insanın hayatını kutkuzu bağlılık ne? Bütün insaniyetin hayatını kutkuzu bağlılık ne? Tesbirlerdi. Esliman İslam'ın nezriyesi bu. Hakiki göz karşı bu. Demek bir yerde agahlandırmadı. Dikkat geldi. Kan meselesi çakçaklıdan meselemezdi. Başka meseleden insan öte edişi mümkün. Cinayet. Lekki kan meselesini ötmektedir. Hadis şerifti mi? Bu vakti alayda bayan kılıp. La yazal mu'min fi fushatin min si'ati dinihi ma lam yusib daman haramin. Mu'min yoki musulman kishi haram qon tökep qolmay qalib qalsa diyanet ishlarida yoki dini tushunchalarda yoki dini hayotida kengchilik ishi bo'ladi. Qon tökep qalsa maning hisobini bergin olmaydi. Buni qissas yoki qarish taraf epo qilib tutib qolib qolsa qanday bo'lak bo'lmas buni hisobda o'tkazmaydi. Boshqa gunohi bo'lsa Alloh taolaning haqqi bo'lgan Alloh epo qilib tushishi mumkin. Masalan, ba'zida bir vaqt namoz o'qiy olmagan, yo zakot berib bilmagan deganga o'xshash. Lekin qon masalasi kelgan vaqtida Alloh kechirmaydigan bir gunoh. Qon to'kaldimi? Buning hisobini bergimaydi. Birsining obro'i chaqilgan bo'lsa ya töhmet kıygan bolsa, onun tövbe kılışı mümkün, yak bir yolla altı kılışı mümkün. Lekin kan meselesine imkaniyet yok. Ama bu İslam dini, insan hayatını kogdaşta, bir yerde toktap kalmazsın, insanın hayatını kogdaşta. Kim bu işine katil nezir? Dinimizdeki mukaddes prensiplerinin katardın, şeriatının yüksek meksetlerinin aldığını katardın de belirli. Dinimizde beş nesini kogdaş, bazı yerde bunu kenaysak yetti, belki onu da maaşıdı. Dinini kogdaş, bazıları canını kogdaş diye. İkisinden aldı kendini, kim toktalımız şeriatını maksız geldi. Canını kogdaş bu şeriatının en yüksek maksidi. Bugün bazı felsefeler karab bakayın. Mesela komünistler misal kalayın. Komünistler dünya peyda olgan tatip ölgen insanların sahne neçimin uruşlarını besip şükürek balay afetini peyda kıldı. Mesela Stalin'le özü misal kalsak, Otur Asya ve Saud rayonda 11 milyon Müslümanın öttüğünde yazılık kitaplar. O başka insanlardan sert. Öttürüp etken Müslüman. Bizden diyarımız kançılık insanların ölügün enek statik bombası mı? Ama biz tatıp atkan bu dert elemle, bu kilovatkan kapılıkla nenin neticesi, felsefinin neticesi, tasavvurunun neticesi, hayat göz karşılığının neticesi. İnsanın kımmet beğenmekerliklerinin neticesi. İnsanın peynin uğruna uçurması bulduğu deyilgan
Darwin nazariyesinin ki, ya komünistlerin başka nazariyesinin ki işbaatısı. Ama İslam, insan hayatını kogdaş, dinimizdeki en yüksek maksatlarının ki aldın Katar'ın oran aldığı da belgilerdi. Bu sebepten İslam dini, insan hayatı ziyaret düzgün kaysi bir iş hareketten, insan hayatını kogdap kalalıgı dek türlü çar tedbirlerini ve ceza kanunlarını bekitke. Mesela insan hayatını kogdap kalalıgı için kısas erişine yol koyun. Ve lekum fil kısas hayatun ya ul elbab. Aklınlı olsa de kısas ilanladı. Hoş. Kısasını yol koyanladı. Kısası vazgeçmanladı. Meyli bir yerde katil, yekke şahs olsun, meyli guruh olsun, meyli cemiyet olsun, meyli bugünkü devlet terörlükü, mesela Hıhtay'ın terörlükü deyemiz, Yanıbistan'ın terörlükü deyemiz, ya ki düşmanlık, ya katillik, devlet karakterlik, el bir vatkan katillik olup kalsın, bu kısas çokum elin. Kısas elin işini bilgen, şahs olsun, cemiyet, devlet olup kalsın, işinin oldu keyni kırıp kıl. Eğer bu ufkun, bu çence olmaya kalıp kalsa, bunu yok yapıp ötüp gitmen de, katıllıkı, ya insanın hayatını depsendi kılışı, ya kan töküşü, onun adı bir nesige oyunup kaldı. Ama İslam'da kanının meselesi, naiti yüksek derecede ehmiyeti koyarlık için, bunu obdan oyunup çıkıldığın gibi. Şu an İslam'da her bir insanın hürmet, kıymeti koyarlıktan bir emeli, bir misal demiş dersek, Bukhari'de rivayet kılınan bir hadiste, bir gün Peygamber Aleyhisselam bir sorunu oturattı. Utağa yedin bir Yahudi kapırının cinası ötep kaldı. Bu cinaze ötke vakti de Yahudinin ki. Yani kapırının bir cinası. Peygamber Aleyhisselam orundan tutdu. Orundan durup közge şıkıl dedi. Bu sahabeyle hayran kıp. Bu kapırının cinası orundan tutan kanda gibi. Kapırının cinasıga közge şıkılan bu kanda gel. Dep hayran kalkınca Peygamber Aleyhisselam can emes mi? Akidistan hesabına kıyametin Allah'ını aldığı birdir. Lekin can boğallık için, insan boğallık için bu hürmetlik bir mahlut. Hürmetleştik. Ben orunumdan turup hürmetliken olsam onun kafirliğini hürmetlemedim dedi. Onun Yahudi boğallık için orunumdan tutmadım dedi. Belki Allah mükerrem kılıp, muhterem kılıp yaratkan bir can boğallık için orunumdan tutdum. Eminmiş ölüm kim ki kilişten katnazar? İbret ediş lazım bu oğallık için. Küz yaşını müşahede kıldığımda Peygamberimiz aşında bizge yol yoruklarını belge. Demek İslam hayatının kıymetini ve insanının kıymetini aşında yukarı götürdü. Ne müşün diğer vakti de bu İslam tasavvurda insanın hayatı insanın en mukaddes sermayesi. En büyük sermayesmiş. Bu kettimi kalan neyse bunu onunla özlüksüz. Kitemde o yok olan da yok oladı. Şunlarla İslam dini insan hayatını kogdaş için insanın har olup yaşını kabul kılmaydı. İnsanın yanı bir insanga, ya şu insanın zatıga, ya şu insanın tasavvurga, ya şu insanın felsefesine kulçılık ibadetleşine ya ibadet kılışını kabul kılmaydı. Şunlarla birlikte ademilik depsende kılırsa bunun sükut kıldığın ehvallarını mı kabul kılmaydı. İslam demek azatlık demek. Tevhid akidesi kabul kılış demek, zulümge karıştırış demek. Azatlıkların yolunu içiş demek. Erkirlikle insani hukukla bağırlık keltiriş demektir. İslam dini, Müslüman boğan insanların bitçağır halatını kabul kılmaydı. Biz bitçağır ikemiz acizale çıpkıldık diyelim kabul kılmaydı. Akide onun yolu koymaydı. Sen kabul kıygan iman bunu kabul kılmaydı. Küçük oluşun gerekti. Çünkü kainatını yaratıp sen bilen birilerdi. Sen kainatını yaratısı olan Allah'ın medet aldı. Küç kuvvet aldı. Sen nimi tasavvurda, nimi düşünceledin. Allah sen bilen bilidiz kandak aciz hale çıkıp kalırsın. Kandak olup Allah'a da buyurgan körsetlerini kılmayı kar hale çıkıp kalırsın. Kandak olup zulümü başı eğilsin. Bunu kabul kılmaydı. Şundakla zulümü takabül duruş, ya ki zulümü karşı cihat kırış, karşılık bildiriş eni bulmadan bu adamların bağını İslam dini kabul kılmaydı. Müslüman demek dava adamı demek. Müslüman demek zulümü karıştırılan insan demek. Müslüman demek adaletin tükülü güçü demek. Müslüman demek rezillikke tamamen takabül duruşu, ruhu ige insan demektir. Çünkü zulüm bağırlık musibetinin asası. Bütün hapılıkların menbesidir. Çünkü zulüm yok almak için insan şerefi ile yaşayamaydı. İzzeti öyle yaşayamaydı. İnsanın hukukunu kolu keltirip yaşayamaydı.
Zulüm yok olmasa insanın adimilik hürmeti olmayıdı. Bulup mu? Biz yaşavatkan diyarımızda besivagan kafirler karsak bu başka bir kafirler koşmaydı. Kur'an-ı Kerim çok küp lanet kılınan Yahudiler koşmaydı. Bu Yahudinin turmuş kırpkağı adamla Kur'an okuyalaydı. İbadet kılalaydı. Namızda okuyalaydı. Dünyanın havirdin behrman bulaydı. Ama bizdeki adamlarımız şu bugünkü. İnsani kıymetin tamamen yok atmaktı. Nemiş kalsa ama mehluklarda adim gerçilik yok. İnsan perverlik, hısleti, ya pezilleti, ya hiç kanda kusupti yok. Bu korkmadan halette, ayakmadan halette yaratmışın yok diyen bir mehluktan. Nemin kütkün bu? Onda oğa vakti de başka bir yol tutsun. Düşen de, üzerinin kimlikten düşen, düşmanına kanda bir halette, kanda bir nezriyede bulduğalığın onu bir düşen de. Bana zulüm yok almak için erkillik kola gelmeydi. İnsan hukuk, barabarlık diyen bu nesle kola kemmeydi. Onda oğanca yol nemedi. Zulümü takabül duruş lazım. Zulüm karşı isyan ruhine yitildiriş lazım. Zulümü karşı azatlık yoluna içiş lazım. Çünkü bir yerde yaratıkçının varlık işlenmeydiğen, zulümünü normal nesle karaydıgan, muş dünya hayatı için yaşaydıgan, bu komünistlerin ki nezriyelleri ya ki felsefeler hakkında bu tohtuluşundan ağaç yok deyip karayım. Çünkü halkımız, meyli vatandaşın içi olsun, meyli sırtı olsun, bunların kanda bir mehluk geldiğini, Adem'sime mehluk geldiğini, üz gözüyle köre vatkan bu başka, bu doğruda tohtuluşundaki ağaçtı bağı deyip karmayın.